Ders anlatımına başlamadan önce şöyle e, Kur'an-ı Kerim üzerinden bir sayfada öğrendiğimiz bilgilerin ön çalışmasını yapıyoruz. Şimdi an burada gördüğünüz gibi harfi cer. Burası harfi cerdir. E, Gıbleti harfi cer. Burasını ne yapmış arkadaşlar dikkat edin. Kesra yapmış. Yani benim öğrendiğim bilgiye göre ben hemen diyorum ki bunun adı mecrurdur diyorum. Ne ile mecrur olmuş oldu arkadaşlar? Kesra ile. Burası mecrur oldu ve kesra ile mecrur olmuş oldu gördüğünüz gibi. Şimdi demek ki burada da yine bir şibih cümlemiz olmuş oldu. Hemen aşağı indim. Aşağı indim. Şuraya bir baktım. Lillahi şeklinde geldi. Dikkat edin Allah lafzı celali li harfi cerini alarak burada da yine cer sonra da nasıl gelmiştir? mecrur olarak. Yani kesra ile mecrur gelmiştir arkadaşlar. Şimdi buraya dikkat edin. El meşri meşriku diye geldi. Burası bugün öğreneceğimiz isim cümlesi içinde mükemmel bir örnektir. Şimdi el meşriku doğu anlamına gelir. Şimdi bakın inceleyelim beraber hemen analizini yapalım. Biraz şöyle büyütelim. El dediğiniz zaman burada nasıl bir isimdir? burası genel bir isimdir. El takısı alarak marifeleşmiştir. Ve bu isim aynı zamanda da nasıldır? Merfu bir isimdir. Ne ile? Damme ile merfu olmuştur. Bakın damme ile merfu olmuş olan bir isimdir. Şimdi burada el meşrigu şeklinde geldi. Doğu sonra sonra Atıf geldi, wow, dikkat edin, vav wow geldi. Sonra tekrar yine, yine el takısı almış olan genel bir isim geldi. Ne ile marif oldu arkadaşlar? El takısı ile marif oldu. Dikkat edin, ma-ri-bu diye geldi. Peki burada nasıl geldi? Damme ile, bakın damme ile nasıl gelmiş oldu? Merfu bir isim. Birazdan konumuzu anlatacağım anlatacağımız konuda bunu göreceksiniz. Damme ile merfu gelmişti. Şimdi o zaman anlam verecek olursam lillahi dedik. Lillahi dedim arkadaşlar. Li harfi ceri aynı zamanda sahiplik, aidiyetlik de oluşturuyor. Buradaki şibih cümlem dikkat edin. Şurada görmüş olduğunuz lillahi diye yazdığım şibih cümlem arkadaşlar öne geçmiştir. Tamam mı? Biz bunu öne geçmiş diyoruz. Bazen isim cümlesinde vurgulardan dolayı ögeler yer değiştirebilir. Çünkü burada vurgulanmak istenen bir şey vardır. Vurgulanmak istenen öne geçiş yapabilir. Şimdi Allahü Teala burada diyor ki arkadaşlar Allahü Teala burada diyor ki el meşrugu doğu ve batı Allah'ındır diyor. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bakın burada çok güzel bir İsim cümlesi örneği beraberce görmüş olduk. Demek ki doğu ve batı Allah'ındır şeklinde Bakara Suresi'nde bu şekilde bir çalışma yapmış olduk. Yani farklı bir çalışma olacak. Niye? Çünkü ögeler yer değiştirdi. Öznesi ve yüklemi yer değiştirdi. Haber verilen şey Allah'ındır. Diğerleri ise bizim öznelerimizdir. Doğunun ve batının Allah'a ait olduğunu bize bu şekilde ne yapmış oldu? Rabbimiz bildirmiş oldu. Şimdi gelin devam edelim. Hemen şuradaki birimelerimiz var. Onların da analizini yapalım. Yavaş yavaş ders anlatımıza başlayalım. Şimdi bakın ila yine aynı şekilde nedir arkadaşlar? Cer. Sıratim tı gördünüz mü? Evet burası da mecrur. Ne ile mecrur oldu arkadaşlar? Kesra ile mecrur. Kesra ile mecrur olarak gelmiş oldu. Şimdi bunları özellikle belirtmemdeki sebep şu. <laughs> Biz nasip olursa şu an müfrit olan kelimeler üzerinde çalışıyoruz. İleride birkaç hafta sonra ikiller ve cemiler üzerinde de çalışacağız. İsim cümlesini öncelikle ne ile oturtmaya çalışıyoruz arkadaşlar? Ne ile tekil üzerinde oturtmaya çalışıyoruz. Şimdi devam ediyoruz. Ümmeten gördünüz mü? Ümmeten diye gelmiş oldu. Peki buradaki görmüş olduğunuz ümmeten nasıl bir isimdir? Arkadaşlar nas ya da mansup bir isimdir. Peki bu mansup isim nas ne ile? Feta ile olmuştur. Feta ile. Muhtemel ki bu bir fiil cümlesinin nesidir? Mefulü ya da nesnesidir arkadaşlar. Vasatan diye geldi. Veseten diye geldi. Peki burası? Bu da yine aynı şekilde. Nedir? Mansuptur. Mansuptur. Yine aynı şekilde fetah ile buraya gelmiş durumdadır. Şimdi mesela burada hemen bir tane şöyle baktım. Yekunu. Bakın burada yekunu diye gelmiş. Bu bir fiildir. Şimdi Er-Resulü şeklinde geldiğine göre buradaki damme ile geliyor olması ve el takısı alıyor olması marife bir isim olduğunu damme ile geldiğine göre fiil cümlesinde fail olma ihtimalinin güçlü olduğunu biliyorum ben. Çünkü fiil cümlesinde dammeli bir isim ne görev alır arkadaşlar? Fail. Fail olacaktır. Bunları da yavaş yavaş böyle zihnimize yerleştirip oturtalım ki fiil konusuna geçtiğimizde bizi zorlayan bir halde karşı karşıya kalmayalım. Olur mu? Mesela şimdi yukarıda fiil cümlesinde el resulü dedik. Değil mi arkadaşlar? Şehiden. Bakın şehiden diye geldi. Burası da mansup olarak geldi. Dikkat edin. Mansup olarak gelmiş oldu. Ne ile mansuptur? Feta ile mansup olarak gelmiş durumdadır. Anlatımımıza başlamış olalım şöylece. Evet, konumuz isim cümlesi arkadaşlar. Konumuz isim cümlesi. Birazcık e, ayetlerde de giriş yaptık. İnşallah nasip olursa birlikte beraber bunu götüreceğiz. Şimdi öncelikle bilmeniz gereken şeylerden bir tanesi şudur. Dilin anlamlı en küçük birimi cümledir arkadaşlar. Şimdi cümle yargı bildirir. İçerisinde en az iki ögenin olması gerekir. Çünkü fiil cümlesinde, birkaç tane ögesi de olabilir. Ama en az iki ögesinin olması gerekmektedir. Şimdi bakın önemli olan yer şurası. Bizim için bura çok önemlidir. Burasını gerçekten çok iyi kavramanızı istiyorum. Ayet çözümlerken bu cümle fiil cümlesi ise hangi elemanı vardır? İsim cümlesi ise hangi elemanı vardır? Bu ögelerini bilmeniz gerekiyor. Demek ki benim karşıma o zaman şöyle bir yapı çıkacak arkadaşlar. Bundan bir tanesi nedir? Şuraya cümle dedim. Bakın cümle. Hangi dili öğreniyor olursanız olun, hangi dili öğreniyor olursanız olun, sizin karşınıza çıkacak olan şurada bir tane isim cümlesi, bir tane de fiil cümlesi olacaktır. Türkçemizde de isim cümlesi vardır. Arapçada da isim cümlesi vardır. Türkçemizde de fiil cümlesi vardır. Arapçada da fiil cümlesi vardır arkadaşlar. Yani burada demek ki benim bilmem gereken şey neymiş? İki tane cümle vermiş. Peki bu cümleler bu isimleri neye göre alıyorlar? Gelin beraber bunu öğrenelim hem de bu konuyu birlikte oturtmuş olalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle isim cümlesine giriyorum. En az iki tane ismin yan yana gelmesiyle birlikte oluşmuş olan bir cümle yapısıdır bu. Ama neden isim cümlesi ki? Yani ben buraya neden isim cümlesi diyorum. Şimdi bakın. Peki şuraya geldim. Burada da diyorum ki burası da fiil cümlesidir diyorum. Hemen şuraya da bunu yazdım. Ki bu da neden fiil cümlesi? Bakın bunu da hemen soruyorum. Tamam mı arkadaşlar? Neden fiil cümlesi ki? Şimdi arkadaşlar isim cümlesinde isim cümlesinde ya da fiil cümlesinde sistem şudur. Cümle ne ile başlıyorsa o adı alır. Benim için önemli bir bilgi. Hatta ben bunun altını şöyle dolduruyorum. Burası çok önemli bir bilgi. Çünkü ben cümlemin analizleri buna göre yapacağım. Şimdi hemen önce fiil cümlesine bakıyorum. Fiil cümlesindeki ana kaide ve kural şudur arkadaşlar. Bakın bu sizin öğrenmeniz gereken bir nedir? Kalıptır. Fiil cümlesinde öncelikle mutlaka bir fiil gelir arkadaşlar. Fiil almak zorundadır mazi olsun, muzari olsun, emir kalıpta olsun, hangi kalıpta olursa olsun burada bir fiilin gelmesi gerekir. Sonra arkasından oradaki eylemi yapan bir faile ihtiyacın vardır. Sonra arkasından da meful çeşitleri gelebilir. Bir gelir, iki gelir, üç gelir, beş gelir. Ama şunu bilmen gerekir ki şurada görmüş olduğun fiil ve fail ana elemandır, diğerleri yardımcı elemandır. Ama bunların hepsi cümlenin ögesidir. Fiil cümle yapısının ögesidir. Yani fiili göreceksin, faili göreceksin, sonra da meful göreceksin. Yani kalkıp faili gördüğünde bu bir isim cümlesidir dememen gerekiyor. Başına bak orada fiil vardır. Mutlaka fiili vardır. Şimdi demek ki fiil cümlesinin isminin fiil cümlesi olmasının ana sebebi başında fiilin olmasıdır. Peki fi isim cümlesinin böyle olmasının sebebi nedir arkadaşlar? Orada da orada da ne olacaktır? Orada da yine bir öznemiz olacak. Öznemiz olacak. Bakın özne olmak zorundadır. Sonra arkasından mutlaka yüklemin olması gerekir. Orada da yüklemin olması gerekir. Şimdi aslında şurada da arkadaşlar bakın fiil aslında yüklemdir. Tamam mı? Buradaki fiil de yüklemdir. Ama bizim öğrendiğimiz, dilimize bizim kolaylaştırdığımız şey fiil olarak geçmektedir. Buradaki yüklem isim soylu yüklemdir. Yani isimden oluşan bir yüklemdir. Şuradaki yüklem ise fiil soylu bir yüklemdir. Yani burası fiil soyludur, fiilden oluşmaktadır. Diğeri ise isim soylu bir yüklemdir. Bunların Arapça karşılıklarında birazdan yazacağım. Hatta şöyle altlarına yazalım hemen. Ee, öznemiz arkadaşlar Arapça karşılığı müptedadır peki diğerinin haberi nedir öznedir ve cümlenin öznesidir buradaki yüklem ise özne hakkında haber veren unsurdur biz biliriz ki özne hakkında haber vermektedir şimdi o zaman benim anlayıp kavramam gereken konu şu her dilde mutlaka anlamlı küçük bir yapı taşı vardır. Nedir? Cümledir. O birim cümledir. En az iki tane ögeden oluşur, yargı bildirir. Her dilde mutlaka cümle vardır, cümle de iki tanedir. Bir isim cümlesi, bir fiil cümlesi. Ne işime yarayacak hocam benim? Şimdi bakın biraz önce anlam verirken bu bir isim cümlesidir dedim. Her şey Allah'ındır dedik. Mesela doğu batı Allah'ındır dedik biraz önce öyle değil mi arkadaşlar? ben üşenmeyip açıyorum şurasını. Mesela burada ne dedik? Ne dedik? Doğu ve batı Allah'ındır dedik. Öyle değil mi? Evet, doğu ve batı Allah'ındır dedik. Peki ben bunu buraya yazabildiğime ve söyleyebildiğime göre neye göre yapıyorum? İsim cümlesine göre anlamlandırıyorum. Çünkü isim cümlesine göre anlamlandırmak başkadır. Fiil cümlesine göre anlamlandırmak başkadır. Şimdi ben Arapçayı çok iyi biliyorum ama anlamlarını veremiyorum diyorsanız cümle yapısı sizde oluşmamıştır. Oturmamıştır. Şimdi arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz alanı fiil cümlesini biz bayağı böyle bir ocak ayı gibi falan göreceğiz. Yani ilerleyen süreçte göreceğiz. Tamam? Ama şunu bilin dönem dönem merfu ismin nerede görev aldığını bilmek için şu kalıba ihtiyaç hissedeceğiz. Bu kalıp aklınızın bir köşesinde dursun. Tamam mı? Bizim bugün konumuz şurası. İsim cümlesi ve isim cümlesini nasıl oluşturmamız gerekiyor ona bakacağız arkadaşlar. İsim cümlesi diyoruz arkadaşlar. Şimdi isim cümlesinde cümlede en az iki öge lazım dedik. Ben de size şöyle diyorum en az iki ismin yan yana gelmesiyle olur. En az iki ismi yan yana getireceğim zaman kurallar ve kaideler vardır. Hemen örneğimi vermek istiyorum. Şöyle yapıyorum. Diyorum ki da li bun diyeceğim. Tamam Ya da daliben diyebilirim. Öyle değil mi? Ya da dalibin diyebilirim. Bakın Şimdi kurallar ne kadar önemli bunu birlikte kavramaya çalışacağız. Tamam mı? Bu talibun gelebilir, talibin gelebilir, taliben gelebilir. Peki o zaman ne yapalım? Bir tane de cedidun yazalım. Olur mu? Yenidir. Öğrenci yenidir diyeceğiz. Ben bunu cedidun da yazabilirim. Cediden de yazabilirim ciddi din de yazabilirim. Hatta iş güzellik olsun, süslü dursun diye şuraya da bir tane el takısı yapabilirim. Arkadaşlar. Şimdi yukarıdaki tarifte yazıyorum. Diyorum ki en az en az iki ismin yan yana gelmesiyle cümle oluşur. Şimdi kuralları öğrenmeye çalışıyorum kendimce. Diyorum ki iki isim olmuş mu? Olmuş. Bakın iki isimi yan yana getirmişim ben. Çok güzel. Peki isim mi bu? Evet isim. Çünkü cümlemin isim cümlesi olması için isim olması gerekiyor. Çünkü burada ketebe, zehebe ya da haraca gibi fiiller gelmiş olsaydı o değildi. Feteha mesela bunlar olsaydı olmayacaktı. Demek ki dalibun isim el cedidun ya da cedidun da nedir? O da isim. Şimdi bakın kurallarıma uygun bir şekilde birinci kurala uygun ne yaptım? İki ismi yan yana getirdim. En az iki isim. Peki cümlem isim mi? Bak isimle başlıyor mu? Başlıyor. Şimdi tabi bu cedidun şeklinde yaptığım zaman e, nedir? Yeni öğrencidir. Bakın anlam değişti burada. Ben bunu yeni öğrenci diye bir anlam oluşturdum. Arapçayı ben öğreniyorum ama Arapçayı birinin birisi de bana dedi ki sen de orada dedi yeni öğrenci yaptın. Aslında farkında değilsin ama sıfat tamlaması yaptın sen orada dedi yeni öğrenci ama ben şöyle bir anlam çıkarmak istiyorum. Çıkarmak istediğim anlam şu benim. Öğrenci öğrenci yenidir. Yenidir demek istiyorum. Böyle bir cümle oluşturmak istiyorum. Bu cümle olsun istiyorum. Öğrenci hakkında bana bilgi versin, haber versin istiyorum. He, demek ki demek ki arkadaşlar burada cümle oluşturulurken kurallar ve kaideler vardır. Şimdi e, dalibun, cedidun, daliben, cedidin gibi bunların hepsini de yeni öğrenci şeklinde buraya yazabilirim ben. Harekeler önemli değil. İkisi de aynı harekeye sahip olduğu sürece yeni öğrencidir burası. Ama isim cümlesi yapacağımda kurala uygun olması gerekir. O zaman demek ki kurallar var. Bu kuralları hemen aşağı tekrar yazıyoruz arkadaşlar beraber ben cümle oluşturur iken o zaman hocam şöyle yapmam gerekiyor. Şimdi bakın yazıyorum tekrar yeniden. Da, li, bu ya da bun. Herkesini koymadım. Çünkü beraber öğrenerek birlikte koyarak ve yerleştirerek bunu birlikte götüreceğiz. Şimdi kural ve kaidelerden bir tanesi arkadaşlar. Hemen yazıyorum. Şuraya yazdım. Diyorum ki Öncelikle isim olması gerekir. Evet bu bir isimdir. Süper gayet güzel. En az iki ismin yan yana gelmesi gerekiyor. O da güzel. Ama benim kurallarımdan bir tanesi şu. İsim cümlesinin iki tane elemanı vardır. Bu elemanın adına biz ne diyoruz arkadaşlar? Özne diyoruz. Ki diğerinin adı nedir hocam? Onun adı da arkadaşlar yüklemdir. İsim soylu yüklem diyoruz buna da. Peki arkadaşlar kurallarımızı birlikte yazalım. Ama bunu yazmadan önce gelin bunların Arapça isimlerini de öğrenelim. Şimdi öznemin Arapça karşılığı müptedadır isim cümlesinde. Yüklemin Arapça karşılığı da haberdir. Bunları öğrendik. Şimdi devam ediyoruz. Müptedamın arkadaşlar müptedamın alması gereken bazı özellikler vardır. Bir arkadaşlar marife olmak zorundadır. Marifedir. Genellikle marifedir. Bakın yüzde yüz demiyorum. Çünkü burada da istisnalarla karşılaşacaksınız. Genellikle yukarı özellikle belirteyim. Genellikle marife gelir arkadaşlar. İstisnalar da karşımıza çıkacak. Ha, o zaman bu genel bir isim. Ben bunun başına şöyle bir tane el takısı koysam güzel olacak. Bakın bu şekilde olmuş oldu. Bunu ekledik mi arkadaşlar? Evet. Et bu şeklinde burasını ekledim. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Kurallarımdan bir tanesi de şu. Benim aynı şekilde müptedamın merfu, mansup ya da bu durumlardan birini alması gerekir. Mübteda kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar bakın burada kesinlikle diyorum merfudur. Yani biz şu an müfreti öğrendiğimiz için damme ile merfu olması gerekmektedir. O zaman hemen buraya yazıyorum. Et bu dedim. Tamam. Şimdi demek ki genellikle marifedir ve merfu bir isimdir. Merfu olması gerekmektedir öznemin arkadaşlar. Genellikle genellikle marifedir ve merfu olması gerekir. Ve çoğunlukla da çoğunlukla da arkadaşlar mübteda nerededir? Baştadır. Çoğunlukla yine genellikle baştadır diye. Örnekte başta değildi. Niye? Çoğunlukla baştadır diyorum. Dikkat edin. İstisna, vurgular, öncelikler olduğu zaman yer değiştirebilirler. Şimdi ben o zaman burada şu kuralları öğrendim. Genellikle marifedir hocam. Evet. Merfu olmak zorundadır. Evet. Genellikle de başta yer alırlar. Özne ile yani müpteda ile ilgili alacağım bilgi benim budur. Şimdi geldim. Cedidun. Hemen yazıyoruz, başlıyoruz. Şimdi C, D, Dun. Peki bunda olması gereken şey ne? Bakalım mı beraberce? Peki kurala uygun bir şekilde isim gelmiş mi arkadaşlar? Evet hocam isim gelmiş buraya. Bu gayet güzel. Şimdi peki bunun nasıl olması gerekir? Marife mi, nekramı nasıl gelmesi gerekir? Kural gereği arkadaşlar haberin nekra gelmesi gerekir. Gördünüz mü? Burada el takısı olmaz. Yok. El cedidun diye gelmez bu. Peki harekesi ne olsun ki? E ben onu da değişiklik yapayım. Cedidin yapayım. Olmaz. Niye? Çünkü kural gereği buranın da yine aynı şekilde damme ile merfu gelmesi gerekir. Nekra belirsiz yani bu şekilde gelecek ve kural gereği de arkadaşlar merfudur. Ne ile? Damme ile. Damme ile merfu gelmek zorundadır. O zaman demek ki ben damme ile merfu olduğunu biliyorum. İsim olduğunu biliyorum. Nekra olduğunda bu şekilde öğrenmiş olduğum. Peki demek ki ben öyle rastgele iki tane ismi de yan yana getiremiyorum. Bu cümlenin kuralı ve kaidesidir. Dali bu cedidun. Öğrenci yenidir öğrenci yenidir. Şimdi arkadaşlar bakın marife olması gerekiyor dedim. Peki ben bunu şu şekilde de yapabilirim. Eddani bunun karşılığı hüvedir. Şimdi el takılı olmak zorundadır demiyorum. Bakın marife olması gerekir diyorum. Şimdi ben desem ki ya bunu şöyle yapayım. Dur hocam. Ben hüve yazdım. Sonra da desem ki cedidun isim cümle çalışması cümle çalışması grubumuzda dikkat ederseniz genellikle cümleleri bu şekilde çalışıyoruz. Zamir karşılıklarında alarak bu şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar hemen gelin birlikte analizimizi yapalım. Geldim buraya. Hüve dedim. Nedir arkadaşlar? Zamirdir. Peki zamirle ilgili küçük bir bilgi de almıştım. Aynı zamanda isimdir. İsim gibi amel eder dedik isim ne görev alırsa onu yapar diyor. Peki hocam bu marife midir? Evet marifedir. Bakın marife. Neden? Çünkü kendisi marifedir. Peki hocam ben görevlendirme yapacak olur isem hüve ne olur arkadaşlar? Bizim cümlemizin öznesi. Ben yazıyorum. Bu bizim cümlemizin öznesi. Burası özne oldu. Gördüğünüz gibi burası da ne oldu arkadaşlar? Yükleme oldu. Arapça karşılıkları müpteda haberdir. Demek ki bu müpteda. Öbürü de ne olmuş oldu? Haber olmuş oldu. Şimdi burada arkadaşlar. Peki zamir isim kurala uygun. Marife o duygun Çünkü bunlar kalıp ifadelerdir. Doğuştan da marifedirler. Şimdi hocam ben bunu hüve dedim de hüve olur mu? Olmaz. Çünkü biz sizinle şunu da öğrendik. Bazı isimler mebnidir. O zaman burasına mebni yazıyorum. Ama ben biliyorum ki kural gereği bunun merfu olması gerekiyor. O zaman irabını nasıl yaparsınız? Mahallen merfu dersiniz. Geçici bir görevlendirme yapılmış buraya. Burası da mahallen merfudur arkadaşlar. Huve don dedik. Peki kurala uygun mu? Evet hocam kurala uygun bir şekilde gelmiş. Nasıl gelmiş? Gördüğünüz gibi tamme ile merfu gelmiş. Peki bir isim mi? Evet, isim. O yenidir diyor. Bakın katmış olduğum anlamda bu. Diyorum ki o kim ve yenidir. Şimdi gördüğünüz gibi e, nekra da bir isim, bunu da hemen ekliyoruz buraya. O da önemli çünkü bizim için. Burası da yine Nekra bir isimdir diye eklemiş olalım arkadaşlar. Şimdi öğrendiğim bilgiyi şuraya yazıyorum. Diyorum ki, not diyoruz. Hemen ekledim. Birincisi isim cümlesindeki olması gereken şey neymiş? İsim olması gerekiyor. En az iki isim. İkincisi arkadaşlar ne olması gerekiyor? Hemen şöyle bir baktım. Müpteda diyorum. Marif olacak hocam. Ve aynı zamanda da damme ile merfu olacak. Şimdi geldik üçüncü notuma. Üçüncü notumda şu arkadaşlar. Haber. Haberle ilgili almam gereken bilgi ne? Hemen ona bakıyorum. Diyorum ki nekra olması gerekiyor. Yani bilinmeyen olması gerekiyor. Sonra yine aynı şekilde damme ile ne olması gerekiyor? Merfu olması gerekiyor. Bakın arkadaşlar bu nedir? En önemli isim cümlesi kural ve kaidesidir. Şurada şunu da hemen öğrenmiş olalım. Haberle ilgili cümlenin sonunda dikkat ettiyseniz yenidir dedim. Gördünüz mü? Sonra yukarıda öğrenci yenidir dedim. Dikkatinizi çekti mi? Dır, dir. İşte bu dırları ve dirleri arkadaşlar nereden dolayı veriyoruz biz? Haberden dolayı. Her dır dir haberdir diye de böyle bir motto vardır. Aklınızda kalsın. Yine onu da şöyle yazalım. E, haberden dolayı cümleye her dır dir deriz böyle not olarak alalım. Dır dir haberdir diye e, böyle de bir motto vardır. Ama İlerleyen süreçte bazen cümlenin sonunda göremeyebilirsiniz. Artık gizli tutulmaktadır. Neden? Çünkü cümlede biliyoruz onun ismini. Mesela o yeni mesela böyle diyebilirim. Ya da öğrenci yeni şeklinde de diyebilirim. Şimdi buraya kadar gayet güzel, iyi öğrendik, İyi gidiyoruz arkadaşlar. Yalnız burada dikkatinizi çekecek olan bir konu olmalı. Dikkatinizi çektiyse eğer bir konudan bahsetmedim. Ana kuralları öğrendim, bir konudan bahsetmedim. Bilen arkadaşlar bilirler. Et talibu cedidun dedi. Ben burada örnek seçerken o kurala uygun bir şekilde seçtim. Ama bilmemiz gereken iki tane kuralımız daha var arkadaşlar. Bunlar da arkadaşlar hemen örnekle daha kalıcı hale getirelim. Olur mu? Kardaki et bu dediğim yer arkadaşlar şuraya dikkat edin. Erkek öğrenci demektir. Eddali bu. Erkek öğrenci demektir. Şimdi dikkatinizi çektiyse e, sayı olarak da tekildir. Her ikisi de tekildir. Şimdi şöyle bir şey yazmak istiyorum. Diyorum ki ya ben oradaki öğrenciyi kız öğrenci yazmak istiyorum. Edda li be tu yazacağım. Olmaz mı? Niye olmasın? Da li, be tu yazacağım. Şimdi Sonra da arkasından cedi dun yazacağım. Tamam mı? Şimdi hadi bakalım. Şimdi yeni kuralları öğrenmeyi. Ben hemen analiz yapıyorum. Cümlemde analizimi yapıyorum. Bakın dikkat edin. Bu neydi arkadaşlar? Marifelik özelliği. El takısı ile marife oldu. Kuralıma uygun geldi mi? Geldi hocam. Peki harekesin ne olması gerekiyordu? Dan me ile merfu. Burası da tamam. Kur'an'a uygun. Şimdi geldim. Geldim. Şöyle altına da yazıyorum. Diyorum ki bu benim müptedamdır diyorum. Bu müptedadır ya da cümlenin öznesi. Bakın yazdık buraya. Tamam mı arkadaşlar? Ama bunun ne olduğunu biliyorum ben. Bayan öğrenci, kız öğrenci bu. Anlam olarak kız öğrenci bu. Et kız öğrenci. İdun olacak değil mi? Evet hocam burası cedidun olacak. Şimdi işte burada dikkat ettiyseniz benim şu ismim bayan evet e, bu nasıl görünüyor size? Eril görünüyor. He demek ki ben o zaman ben o zaman birinci kural olarak arkadaşlar birinci kural olarak neyi alıyorum? Cinsiyet uyumu olmak zorundadır. Eğer ki benim müptedam müzekker geldiyse haberimin de müzekker gelmesi gerekir. Yani eril geldiyse eril olmak zorundadır. Eğer ki benim müptedam dişil müennes geldiyse o zaman haberimin de müennes gelmesi gerekir. Yani ben ben burada bir numaralı uyum olarak arayacağım şeyin cinsiyet uyumu olduğunu bileceğim. Kelimelerimde cinsiyet uyumu olmak zorundadır. Nerede? Müfret olarak gelmiş olan yapıda ben bu uyumu arayacağım. Tamam mı? Şimdi belki biraz hani ileri bir şey ama ikinci olarak da arkadaşlar karşınıza çıkacak olan konu şudur. Onu da söyleyelim. Sayı uyumu olmak zorundadır. Sayı uyumu olmak zorundadır. Neden? Hemen yazıyoruz. Eğer ki müzekkerim arkadaşlar tekil geldiyse buranın da tekil gelmesi gerekir. Gördüğünüz gibi haber ve müptedanın kıyaslamasını yapıyorum. Eğer ki ikil geldiyse buranın da ikil gelmesi gerekir. Eğer ki cemi geldiyse arkadaşlar buranın da cemi gelmesi gerekmektedir. Yani şuraya eril dişi diye yazalım da yeni gelen kardeşlerimiz için kafaları karışmasın. Yani kısacası iki tane uyumunda bu şekilde olması gerekmektedir. Ben bunu öğrendim ve şu an demek ki yukarıdaki öğrendiğim iki tane kurala ve kaideye uygun bir şekilde benim yukarıda buna da uymam gerekiyor. O zaman burası müennes, yani dişi bir öğrenci ise ben o zaman şöyle yapmak zorundayım. Hemen diyorum ki buraya bir tane ne ekleyeyim arkadaşlar? kapalı t ekliyorum. Bakın kapalı t ekledim. Dedim ki cedi de tün gördünüz mü? C D D şeklinde yapmış olduk. Biz bu şekilde bunu da dişi yapmış olduk. Şimdi kurala uygun muyuz? Gelin analizimizi beraber yapalım. Şimdi bakın cedi de tün nekra bir isim mi? Nekra hocam. Peki damme ile nedir? Merfudur hocam. E, o zaman Cinsiyeti nedir? Cinsiyeti de bunun nedir arkadaşlar? Dişil olarak gelmiş oldu. Uyumlu olduk mu? Oldu. Kız öğrenci yenidir. Anlam olarak da bunu kazandırmış olduk. Burada da gördüğünüz gibi müpteda ve haber cümle yapısına uygun bir şekilde gelmiş durumdadır. Şimdi hemen arkadaşlar bir tane örnek daha yapmak istiyorum. Diyorum ki arkadaşlar el eşeceratü dedim. Bakın dikkat edin. Elif tak, el takısı koyuyorum. Eşeceratü. Şuraya dikkat edin. Eşeceratü. Şimdi yukarıda da mesela eğer ki çalışacak olsaydım hiye yazacaktım. Cedidetün yazacaktık. Yani orada da yine zamirle de marifelik kazandırmış olacaktık. Şimdi burada onu yaparız yine. Sonra arkasından yazıyorum arkadaşlar. Diyorum ki K kebiratun diyorum. Dikkat et. Kebiratun. <laughs> Şimdi haydi gelin birlikte bu cümlemizin bütün kuralların analizini yapalım. Olur mu? Şuraya hemen baktı mı arkadaşlar? Eşeceratü dedik. Şöyle şuraya bir baktık. Nedir? Genel bir isimdir. Bakın genel bir isimdir. El takısı ile marif olmuştur marif olmuştur. Ben bu konuları anlatırken size özellikle marifeliğin özel isim olabileceğini, e, genel bir isim olabileceğini el takısıyla, e, zamirler olabileceğini, işaret zamirleri olabileceğini bunların hepsini size yazdım, öğrettim. Ama ben yine de burada bunların hepsini tekrarını yapacağım arkadaşlar. Oldu mu? Ke, bi, ra, tün şeklinde olacak. Şimdi el takısıyla genel bir isimdir, marifedir kurallar gereği de nasıl gelmiştir arkadaşlar? Gördüğünüz gibi damme ile merfudur. Hemen yazıyorum hiç üşenmeden. Damme ile merfudur. Tamam mı arkadaşlar? Bu tamamdır. Ben bunun hemen cinsiyetine de bakıyorum. Cinsiyeti bunun dişidir. Bakın dişil bir isim olarak gelmiştir. Bunu da buraya yazdım arkadaşlar. Şimdi hemen kebiratün dedim. Kebiratüne baktım arkadaşlar. Bana iki üç tane şey söylüyor. Birincisi nekra bir isim. Bakın hemen onu yazıyorum. Bu nekra bir isimdir. Yani belirsiz. Belirsiz bir isimdir. Peki hocam e, bu yine aynı zamanda damme ile merfu mudur? Evet. Damme ile de merfu bir isimdir arkadaşlar. Şimdi cinsiyetine bakalım. Cinsiyetine dişi. Uyumlu mu? Uyumlu gelmiş. Gördüğünüz gibi cinsiyeti de uyumlu bir şekilde gelmiş. Hemen o zaman diyorum ki sen nesin benim için? Burası eşeceretü. Ağaç özlemdir. Ağaç özlemdir. Aynı zamanda da müpteda oluyor arkadaşlar. Sonra kebiretü benim haberimdir. Yani yüklemimdir. Diğer adıyla da haberdir. Tamam mı arkadaşlar? Peki nasıl bir anlam vereceksiniz hocam? Şöyle. Ağaç diyorum. Dikkat. Ağaç yazdım. Sonra arkasından büyüktür. Evet. Buradaki şecere'tünün cinsiyetine bakalım. İrabına bakalım. Belirliliğine bakalım. Sayısına bakalım. Buradaki kebire'tünün cinsiyetine bakalım. İrabına bakalım. Belirliliğine bakalım. Sayısına bakalım. Haydi gelin birlikte burayı dolduralım. Şimdi Eşeceratın cinsiyeti nedir arkadaşlar? Dişil. Tamam. Peki kebiratın cinsiyeti nedir? Dişil hocam. Tamam. Gayet güzel. İrabı nedir hocam? Merfu. Damme ile merfu. Ya da damme arkadaşlar. Tamam mı? Peki hocam. E, ee, merfu. Damme ile o da merfu. Burası da tamam. Belirli mi hocam? Evet. Kural gereği marife olması gerekmektedir. He, tamam. Peki kebiratun nekra gelmiştir hocam. Bakın nekra gelmiştir. Peki sayı bakımından tekildir hocam. Eşşeceratü tekildir. O zaman hemen tekil diye yazdım. Peki kebiratun o da tekildir hocam. Çünkü gördüğünüz gibi tekillik alameti vardır. Bak şimdi gel birlikte bakalım. Peki cinsiyet uyumunu sağlamış mıyız? Sağlamışız belirti isim cümlesinin alametlerinden olan merfolu yerleştirmiş miyiz yerleştirmişiz sayı uyumunu sağlamış mıyız sağlamışız gördüğünüz gibi eşeceretü kebiretün şeklinde bu uyumu sağlamış olduk peki ben onu işaret zamiri ile yapacak olur isem desem ki ya dur bu değişiklik yapayım ben bunda bir işaret zamiri kullanayım eşeceretü demeyin de başka şey kullanayım Şimdi bakın arkadaşlar işaret zamirinde de e, ya da da ya da şey yapalım zamir yapalım. Onu da ikisinde öğrenmiş olalım. Ben şimdi burasını hüve mi yapacağım, hiye mi yapacağım? Eşeceretünün karşılığı hiyedir. Her zaman onun karşılığı hiyedir. Zamir o. O olacak. Ama ben o'yu kullanmak istemiyorum. İşaret zamiri kullanmak istiyorum. O zaman tilkeyi kullanacaksın. Ya da neyi kullanabilirim arkadaşlar? Hazihi. Bakın hazihi şeklinde de kullanabilirim. Hazihi şeklinde kullanırım. Her birini kullandığımda söyleyeceğim artı cümle şudur. Nedir arkadaşlar? Cedidetün. Analiz yapalım gelin beraberce. Hadi birlikte analizimizi yapalım. Şimdi arkadaşlar bakın burada görmüş olduğunuz hiye ya da zalike ya da Hazihi e, bunlar marife midir? Marife. Bunun üçü de marifedir arkadaşlar. Burası marifedir. Neden? Aşağı iki tanesi üstteki ve aşağıdaki işaret ismi şu görmüş olduğunuzun bir tanesi de zamirdir. Bunlar kalıp ifadelerdir ve marifedir. Tamam mı arkadaşlar? Tilke, zalike, hiye, hazin. Tilke, cedide, tün diyebilirim e, hâzihi diyebilirim, hiye cedîdetün. Yani oradaki şecer yerine bunlardan birini de kullanabiliriz. Oldu mu arkadaşlar? Cedîdetün şeklinde gelebilir. Peki burasının hepsi birden bizim müptedamız olmaktadır. Müpteda olmaktadır. Gördüğünüz gibi burada görmüş olduğunuzda kurallara uygun bir şekilde geldiği için bizim haberimiz olmuştur arkadaşlar. Tamam mı? Evet isim cümlesi ile ilgili almamız gereken ana bilgiler bunlardır arkadaşlar. Şu an ana bilgileri al. İsim cümlesinde özellikle size anlatırken burada dedim ki genellikle marifedir dedim. Genellikle marifedir. Mesela bazen cümledeki haberler ve müptedalar yer değiştirebilirler. Bunlarla ilgili karşınıza çıkacak olan istisna e, bilgileri de yine sizinle paylaşmaya çalışacağım, anlatmaya çalışacağım. Bakın hemen şöyle yapıyorum. Şuradan beyazı alacağım. Şurasını şurasını şöyle sileceğim. Burada sizinle bir isim cümlesi çalışması yapacağım Kur'an-ı Kerim'in üzerinde. Şimdi burası arkadaşlar ve atıf. Cümlenin gelişine göre yapılmış olan bir atıf vardır burada. Burasını dikkate almıyoruz. Şimdi dikkat edin hum diye geldi. Hum. Sonra arkasından da küffarun diye geldi. Dikkatli bir şekilde gelin cümlemizin analizini yapalım. Olur mu? Şimdi hum dediğimiz zaman arkadaşlar bu nedir? Bu bir zamirdir. Öyle değil mi? Bu bir zamirdir. Şurasını da silelim. Rahat çalışalım burada da. Şöyle sildik burasını da. Burada rahatça çalışıyoruz arkadaşlar. Şimdi Neymiş? hom zamirmiş. Şimdi öğrendiğim şeylerin hepsini burada tatbik ederek yazmaya çalışıyorum. Peki, peki isim cümlesindeki kaide ve kural şu idi. Neydi arkadaşlar? Marife gelmesi gerekiyordu. Hemen baktım marife olması gerekiyor. Peki ben ne öğrendim? Zamir, zamirler kalıp ifadedir ve marifedir. Bakın marife gelmiş durumdadır. Onlar anlamına gelir. Şimdi devam ediyoruz. Sonra bunun cinsiyeti nedir diye baktım. Bunun cinsiyeti de erildir arkadaşlar. Erkek çoğula onlar anlamına gelmektedir ve erkek çoğula karşılık gelmektedir. Tamam ee, peki o zaman hemen yazıyorum. Bu bizim cümlemizin öznesi. On özne dedik. Yani diğer adıyla da bunun adına ben müpteda derim. Tamam mı arkadaşlar? Arapça karşılığı müpteda. Şimdi ben yukarıda bunun cinsiyetine, irabına, belirlilik ve sayısına bakmak istiyorum. Bakalım mı birlikte? Bakalım. Cinsiyeti nedir arkadaşım? Eril. Peki gayet güzel. İrabı nedir? Damme ile merfu ama mebni olduğu için arkadaşlar biz buna mahallen diyoruz. Aslında mahallen merfu diyoruz. Niye hocam? E görmüyoruz çünkü yok. E, Sükun ile mebni Mahallen merfu denir. Bunu öğreneceğiz daha. Şimdi peki belirli mi? Belirli hocam. Bunlar zamirlerdir. Marifedir ve belirli gelmişlerdir. Sayısı cemidir arkadaşlar. Bu gelmiş durumdadır. Tamam Devam ediyorum. Küffarun dedik. Tamam Burası da küffarun. Şimdi hemen şöyle bir baktım arkadaşlar. Hemen baktım bu nasıl bir isimdir? Nekra belirsiz. Hemen yazıyorum. Belirsiz bir isimdir. Nekra olarak gelmiştir. Burası tamam. Peki damme ile merfu mu? Evet hocam. Damme ile merfu. Gördüğünüz gibi bariz bir şekilde gördüm. İşte bu isime biz ne diyoruz arkadaşlar? Bu isim murap bir isimdir diyoruz. Peki diğeri nedir? Mebni bir isimdir. Değişmeyen kalıp ifadedir. Şimdi o zaman buraya ben ee, ne diyeyim yüklemim küffarın yüklem diyorum sonra arkasından haber diyorum tamam mı arkadaşlar şimdi gelin yukarıdaki uyguladığım şeyin aynısını cinsiyetini irabını belirlik ve sayısını uygulayalım bunun cinsiyeti nedir arkadaşlar erildir bazı kardeşlerimiz şunu söyleyebilir ama kırık çoğu akil kafirler kafir inkar edenlerdir İnkar edenler canlı varlıklardır. Onun için şey akılsız değil, müennes olamazlar. Peki irabı merfu hocam ben gördüm damme ile merfu. Peki belirli mi? Hayır hocam. Nekra kurala uygun bir şekilde gelmiş. Sayısı cemidir hocam. Bunun sayısı da cemi gelmiştir. Burada bir kural dışılık var. Bunlar düzene uymamış kalıplarla çoğul hale getirilmiş olan bir yapıdır. Sizi burası yanıltmasın. Oldu mu arkadaşlar? Demek ki burada ben neyi sağladım? Cinsiyet uyumunu sağladım mı? Sağladım mı? Peki sayı uyumunu sağladım mı? Sağladım. Demek ki ben burada isim cümlesine uygun bir ayet çalışması yapmış oldum. Manası ne olmuş oluyor? Onlar inkar edenlerdir. Benim minnacık bir ayet çalışması ve benim minnacık bir ayet çalışmasında da anlama öğrenmiş oldum. Şimdi hocam ben peki bunu isim cümlesi ya da fiil cümlesi olduğunu öğrendik. Yani artık ismin özelliklerini biliyorum. Ve isim cümlesiyle de başlamış. Bakın ve başlangıç olarak kabul ediyorum. Atıf olarak kabul ettim. Humden itibaren isim cümlesi bir arkadaşlar. Aşağı indim ve devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar Allahu şakirun alimun şeklinde. Tamam bu şekilde gelmiş oldu. Şimdi evet hemen başladım. Allah lafzı celali e, gördüğünüz gibi nedir arkadaşlar? Damme ile gelmiştir. Merfu mu? Merfu. Peki marife mi? Marife hocam. Niye özel isim? Bak özel isim olarak gelmiş. Rabbimizin kendine ait olan özel isim. Marife olarak gelmiştir. O zaman ben buraya arkadaşlar özne ve aynı zamanda da müpteda diyebilirim. Allahu dediğim zaman Allah lafzı celali Allah olarak gelmiş oldu. Şimdi peki peki biz şunu öğrenmiştik sizinle. Merfu isim hatırlarsanız hemen şurayı şöyle bir kapatacağım şöylesine. Şöyle kapatıyorum. Buraya bir bilgi yazacağım arkadaşlar. Merfu isim nerede görev alırdı arkadaşlar? Merfu isim nerelerde görev alırdı? Hemen hatırlamanızı istiyorum. İsim cümlesinde görev alırdı. Öyle değil mi? İsim cümlesinde ya müpteda olur dedik. Ya müpteda olur dedik. Ya da haber olur dedik. Şu an onu öğrendik mi arkadaşlar? Bakın bir temel kazı çalışması yaptık sizinle. Şu anda da onu öğrenmiş olduk. Ee, peki o zaman müpteda ve haber. Bak marife bir isim olarak geldi. Şimdi şakirun dedik. Bakın şakirun dediğinizde dediğinizde peki burası ne olmuş oluyor arkadaşlar? Burası da benim neyim olur? Yüklemim olur. Allah'a ait olan bir nedir? Ee, çokça mükafatlandıran anlamına geliyor. Allah çokça mükafatlandırandır ve çokça bilendir. Çok iyi bilendir şeklinde yüklem oldu. O zaman Allah nefsi celali yani özlemle ilgili bilgi veriyor bana. Yüklem yani haber bana diyor ki senin öznenle ilgili ben haberler veriyorum. Gerçekten haber veriyor. Şakirun çok mükafatlandırandır yani e, kesinlikle ödülünü bol bol verendir. Alimun iyi bilendir. Şimdi o zaman şakirun benim arkadaşlar nasıl geldi? Nekra geldi. Bakın burası nekra olarak geldi. Peki ben bunu merfu gördüm mü? Gördük hocam. da geldi. Ben o zaman buraya birinci haberim diyorum. Bakın bu benim birinci haberim oldu. Allah'ın esmaları tamlama olmamaktadır. Bu da Rabbimizin esmalarındandır. Peki Allahu şakirun Allahu alimun. Biz bunu bu şekilde okuruz, öyle biliriz. O zaman buradaki alimun da gördüğünüz gibi nekradır. Gördüğünüz gibi merfu olarak gelmiştir. Ve bundan dolayı da arkadaşlar bu da bizim ikinci yüklemimiz, ikinci haberimiz olmuştur. Tamam mı arkadaşlar? Evet şu an, an itibariyle biz bir cümle daha çözmüş. Bunun başında innallâhe vardı. O bir edattır yine özne oluyor ama bir özellik katıyor. Onun için onu sildim. Marife merfu bir isim olarak bu şekilde çözümünü yapmış olduk. Arkadaşlar YouTube'da mutlaka beğenmenizi, onaylamanızı e, beyefendi kardeşlerimizle e, ilahiyatta öğrenci olan yine aynı şekilde hatipte öğrenci olan kardeşlerimizle YouTube sayfamızda paylaşmanızı istiyorum. Bu şekilde bize destek verin.